Bismihi subhanehu, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daimen. Ey kardeşlerim, sizler biliyorsunuz ki bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmaktan, öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz. Onu ihsas eden haletten şiddetle içtinab ediyoruz. Elbette burada 6-7 sene gözünüzle ve 20 seneden beri tahkikatınızla anlamışsınız ki ben şahsıma karşı hürmet ve makam vermek istemiyorum. Sizleri o noktada şiddetle tektir etmişim. Bana haddimden fazla mevki vermeyiniz diye size darılıyorum. Said tam toprak gibi mahfiyet ve terk-i enaniyet ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır. Ta ki Risaletin nuru bulandırmasın, tesirini kırmasın. Öldürücü zehir diyor ya. Niye öyle diyor? Çünkü şöhret aynı riyadır. Kalbi öldüren zehirli bir baldır. İnsanı insanlara abd ve köle yapar diyor. Şöhretin kalbi öldürmesinin sebebi neymiş biliyor musunuz? Kalbin hayatı marifetullah, iman. Şöhrette ise insan hani Allah'ın varlığı, marifetullah yerine, şöhrette tam tersine Allah yerine Allah'ı göstermek, Allah'ı bildirmek yerine kendini, nefsini göstermeye ve Allah merkezli bir hayat yerine ben merkezli bir hayat kurmaya çalışıyor. Kendini göstermek, kendini bildirmek, kendini ortaya çıkarmak arzusu var. Bu da kalbin hayatı olan iman ve marifetullah'a ters olduğu için doğrudan doğruya kalbi öldürüyor. Allah Allah. Yani kalbi öldürmek demek, kalbe hayat veren manayı kalbin elinden almak. Hani mesela bir insanın hayat aldığı şey nedir? Nefestir değil mi? Nefes alır verir ve her nefes onun için hayattır. Nefesini kestiğiniz zaman adamı öldürürsünüz. Onun gibi kalbin nefesi de marifetullah'mış. Allah'ı bilmek, Allah'ı görmek ve herkese Allah'ı göstermek. İnsan demek ki Allah yerine kendini bilip, kendini görüp, kendini satmaya kalkışınca o işte ne yapıyor? Şöhret aynı riyadır. Riya neydi? İhlasın, imanın tam tersi. Kalbi öldüren zehirli bir baldır diyor. Tatlı geliyor, lezzetli geliyor ama ne yapıyor insanı? Öldürüyor. Günden güne insanın nefesini kesiyor. Manen insanın ölmesine sebebiyet veriyor. Bir yerde enteresan bir ifade var bununla alakalı da diyor ki kendini görür, kendini bilir, kendini satmaya çalışır. O zaman her şeyi kendi namına seviyor. Nefsinin hoşuna gidenleri seviyor, hoşuna gitmeyenleri sevmiyor. Normalde Allah namına sevdiği zaman nasıl? Cenab-ı Hakk'ın hoşuna giden, razı olduklarını sevip, onun razı olmadıkları, onun hoşuna gitmediklerinden nefret etmesi lazımken tam tersi. Şimdi diyor ya bizim mesleğimizde benlik, enaniyet, sonra bunlar bir de şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmak. Şerefim benim, şanım benim. Normalde şan güzel bir şey değil mi? Şanımız, şerefimiz. Ama bunlar neymiş? Vakar. Bunlar hep aslında bir perde. Bu perdenin altında nefis makam sahibi oluyor. Benlik ve enaniyetle ortaya çıkıyor. Şu mana çok enteresan da. Öldürücü zehir gibi ondan kaçıyoruz diyor. Demek ki benliğin, enaniyetin şan ve şeref perdesi altında. Perde güzel. Şan, şeref, vakar, izzet. Perde bu. Bu masum perdenin altında nefis ne yapıyor? Nefis orada makam sahibi oluyor. Nefis orada değil mi? Gururunu, kibrini tatmin ediyor. Zübeyir abinin bir ifadesi var da diyor ki yanlış düşündüğü izzetini diye. Yanlış düşündüğü izzetini. İhlasa şart koşuyor onu. Onu feda etmesi gerekiyor. Yanlış düşündüğü izzetini feda etmesi gerektiğinden bahsediyor. Yanlış düşündüğü izzet ne demek? Şimdi izzet, izzeti nefis diyoruz ya. Normalde nefsin izzeti olmaz. Nefis alçaktır, aşağıdır. İnsandaki hayvanın adıdır nefis. Bütün aşağı, süfli, alçak duyguların tamamı nefiste toplanmıştır. Nefsin izzeti olmaz. Şimdi izzet nedir? İzzet ancak İslamiyet'e yakışır. İslamiyet'in izzeti olur. O yüzden kafire karşı bir insan İslamiyet'in izzetini gösterebilir. Din düşmanlarına karşı İslamiyet'in izzetini gösterebilir. Davasının izzetini gösterebilir. Ama diyor ki kardeşin kardeşe karşı izzeti en aşağı zillettir diyor. Allah Allah. Yani biz davamızın içinde omuz omuza koşturduğumuz bir kardeşimize izzet namı altında enaniyet yapamayız. O izzet perdesinin altında nefis enaniyet yapıyormuş. Gururunu tatmin ediyor. O izzet perde. Ya abi izzetime dokundu. Molla Hamid abi, Molla Resul abi varmış da Molla Hamid abi ona bazı böyle ağır ifadeler kullanmış. Molla Resul abi de üstada gelmiş demiş ki, üstadım demiş, bu demiş beni rezil etti. Bu demiş beni rezil etti. Üstad Molla Resul abi demiş, sen zaten rezilsin. Şimdi ona mesela normalde o kendisini ne olarak biliyor? Aziz olarak biliyor ya. Bu beni rezil etti diyor. Şimdi Üstad Hazretleri de ona onun enaniyetini, nefsini okşayacak makam vermek yerine ne yapıyor? Onun lehinde, nefsinin aleyhinde bir vaziyet alıp, değil mi? Onun nefsine zaten bir tokat inmiş, bir tokatta Üstad vuruyor. Ameliyat yapıyor ha. Senin aslında herhangi bir izzetin yok. Şerefin yok, haysiyetin yok. Tamamı İslamiyet'e ait, davaya ait, mesleğine ait ya. Allah aşkına şimdi düşünün. Biz herkes kendini düşünsün. Ben şu davanın içinde olmasam kim niye itibar etsin bana ya? Öyleyse insanların bana olan itibarı benden değil, davamdan kaynaklanıyor. Ben de davanın itibarıyla enaniyet yapamam, gururlanamam, kendimi satamam. Şu hizmet olmasa insanlar niye beni dinlesin? Hangi şerefim, hangi izzetim var benim? Neden dolayı bir şeref sahibi olabilirim ki? Öyleyse bir izzetim varsa, bir şerefim varsa o da davaya ait. Şu mesleğimizden dolayı hizmet ettiğimiz davanın izzeti ve şerefi. Ben onunla gururlansam, onunla kendimi satmaya kalkışsam, oradan gelen izzet ve şerefle insanların alkışlarına, takdirlerine, iltifatlarına doğrudan doğruya kendimi muhatap zannetsem, Allah muhafaza, adeta hizmetin hasılatını gasp etmiş olmam mı? Dava-i Kur'aniye'nin hasılatını gasp etmiş olmam mı? Ha, ben kendimi biliyorum. Ben aslında aciz, zelil, adi, biçare bir mahlukum. Üzerimdeki görünen bütün izzetler, şerefler, haysiyetler tamamı şu dava vesilesiyle Cenab-ı Hakk'ın ikramıdır. Öyle ya, beni nefsimin eline bıraksaydı, nefsimle baş başa kalsaydım ne halde olurdum ya? Bundan dolayı herhangi bir şekilde insanların iltifatına kapılıp da, insanların takdirlerine, tahsinlerine aldanıp da kendimi herhangi bir makama koyarsam kendi davama ihanet etmiş olurum. Kendi davamın hasılatını gasp etmiş olurum. Bu davadan dolayı insanların itibarını, insanların alkışlarını, insanların iltifatlarını kendime almış olurum. Allah muhafaza. Davanın hakikatını kendi nefsimi satmaya vesile yapmış olur. Bu da aslında nedir? Kendimizi davaya alet etmek, hizmet ettirmek yerine davayı kendimize ve nefsimize hizmet ettirmiş oluruz ki Allah muhafaza enaniyetimizin altına bir direk, enaniyetimizi tutturmak için bir vesile yapmış oluruz bu davayı. O zaman ne yaptık? Mesleğimiz çok karlı fakat biz karlı işlerde zarar ettik. Hani dürbüne tersten bakarsan ne olur? Şimdi bir abi bu manayla alakalı bir şey söylemişti de. Şimdi iman arttıkça, kişi Allah'ın büyüklüğünü anladıkça ne olur? Kendi küçüklüğünü anlar, doğru mu? Yani ben ve benim üzerimde ne kadar kemalat varsa tamamının Allah'a ait olduğunu anladığım zaman kendimin hiç olduğunu idrak etmiş olur muyum? Öyleyse bir insan Risale-i Nur'u okudukça imanının inkişaf ettiğine delil nedir? Allah'ın büyüklüğünü daha çok keşfettiğine delil nedir? Ondaki tevazu ve mahviyette onun mesafe kat etmiş olması. Çünkü Allah'ın büyüklüğünü keşfetmiş olmanın neticesi kendi küçüklüğünü, hiçliğini, biçareliğini anlamış olmaktır ki Üstadımız diyor ki ben kendimi mahlukatın en adisi ve aşağısı olarak biliyorum diyor. Zirveye bakın. Mahlukatın ha, insanların falan demiyor. İnsan kendini mahlukatın en aşağısı ve adisi olarak bilmesi lazım. En aşağısı. Niye? Çünkü Allah'ın büyüklüğünün yanında hangi büyüklükten bahsedilebilir ki? Onun varlığının yanında varlık iddiasında bulunmak kadar küstahlık olabilir mi? Ha, bir insan kendi varlığını, benliğini, enaniyetini ortaya koyuyorsa öyleyse Allah'ın varlığından haberi yok demektir. Veya da Allah'ın varlığına inandığını zannediyor demektir. Böyle bir insan Risale-i Nur'u okudukça adamın enaniyeti artıyorsa bu insan nefsine okumuyordur. Risale-i Nur'daki manaları nefsine ve enaniyetine vesile yapmak için öğreniyor. Ya şu manaları da öğreneyim de şunları bir anlatayım şöyle insanlara. İnsanlar bir dinlesinler, bir görsünler ilim nasıl olurmuş. Şöyle bir sohbet yapayım da bir sular seller gibi şöyle bir çağlasın da şöyle bir görsünler bakalım. Ne oldu şimdi? Belki insanlar senden istifade edebilirler. Sen o anda halis niyetli olmasan bile hakikatları senden duyup istifade edebilirler. Fakat sen senden istifade edenlerin içinde istifadesiz kalabilirsin. Mazhar değil, memer olursun diyor. Yani lambada da elektrik var. Lamba elektriğe mazhar olduğu için elektriğin güzelliğini, özelliğini, aydınlığını ortaya koyuyor. Kabloda da elektrik var ama varlığıyla yokluğu belli değil. Sadece onun üzerinden akıp geçiyor. Senin üzerinden de Cenab-ı Hak o ilimleri akıtır, geçirir, kablo gibi. Senden geçer ama sen hiç istifade edemezsin. Yüzlerce, binlerce insan senden istifade eder. Bazen diyor, üstadımız onu anlatıyor. Nakıs bir şeyhin, halis ve kamil bir müridi ne yapar? Ondan çok daha ileri derecede terakki eder. Şeyhinin şeyhi olabilir. Sonra döner şeyhini irşad eder. Onun vesilesiyle o makamı bulmuş ama vesile olanın o makamdan haberi yok. Oluyor böyle. Enteresan bir şey. O yüzden Cenab-ı Hak bizi memer olmaktan muhafaza etsin. Mazhar yapsın inşallah. Şu mana var ya, öldürücü zehir. Öldürücü zehir gibi ondan şiddetle kaçıyoruz diyor. Ondan kaçıyoruz. Demek insanın maneviyatını öldüren, ruhunu öldüren, bütün manevi latifelerini öldüren en dehşetli hastalık enaniyet hastalığı. Bak enaniyet şöyle, adam kendisi ben şöyleyim, ben böyleyim, şuyum, ben buyum diye ortaya çıkmaz. Nefis her zaman sana enaniyeti masum bir perdeyle takdim eder. Ya bizim de bir şerefimiz var canım, izzetimiz var, haysiyetimiz var, şanımız var diye şan ve şeref perdesi altında makam sahibi olmak diyor. Şimdi şunu iyi bilmek gerekiyor. Üstadımız bir yerde hatırlarsanız Mesnevi Nuriye'de çok güzel bir ifade kullanıyor bununla alakalı. Küfran-ı nimet ve tahdis-i nimeti birbirinden ayırmak gerekiyor. Mesela diyor çok güzel bir örnek var orada. Sana diyor birisi çok güzel bir palto giydirse, herkes seni alkışlasa dese ki ya çok güzel oldun dese, sen de onunla gururlansan, desen ki ya var mı benim gibisi, şöyle güzel oldum, böyle güzel oldum, var mı benim gibi yakışıklısı falan desen, sen ne yaptın? Gurura kapıldın, kibre girdin, riyaya girdin. Desen ki, ya nerede o güzellik canım? Hani ne güzelliği desen? Desen ki, nerede o güzellik canım? Hani ne güzelliği desen? O da küfran-ı nimettir. O güzel elbiseyi sana giydirenin, sana olan ikramını küçük görmektir. Haşa o da ona hakarettir. Öyleyse ne demen lazım? Ben güzelim desen gurur oldu. Güzel değilim, nerede o güzellik desen küfran-ı nimet oldu, nimeti inkar oldu. Öyleyse şunu söylemek lazım. Güzellikle kendini ne yapacaksın? Ayıracaksın. Öyleyse ne yapmak gerekiyor? Tamam ben güzelleştim. Ortada bir hakikat var, bir güzellik var. Ama o güzellik bana ait değil. O bendeki paltonun güzelliğidir. O güzellik elbiseye aittir. Dolayısıyla elbiseyi verene aittir deyip onun güzelliğini tahdis edip, takdir edip ama o güzelliği sahibine iade etmek, o güzellikten dolayı gelen ikramları, iltifatları, alkışları da doğrudan doğruya ona yönlendirmek icap ediyor. Şimdi şu davadan dolayı bize itibar edilir, alkışlanır. İnsanlar çünkü menbaını, kaynağını ilk başta ayırt edemezler. Hakikati senden duyduğu için senden zanneder, seni alim, kamil, fazıl, büyük bir zat gibi ele alır. Ondan sonra büyük bir şeyhe hürmet eder gibi sana hürmet eder. Oluyor bu. Adam bizi bir şey zannediyor. Bakıyorsun Allah Allah, hocam şöyle, hocam böyle falan. Tamam, onun öyle zannetmesi normal. Avam zaten. Bir de daha hakikatin menbaına muhatap olmamış. Yani bizim anlattığımız hakikatların tamamının kitaptan geldiğini bilmiyor. Normal, mesul de değil. Senden duymuş, sana hürmet ediyor. Bu çok güzel, çok kolay. Olması gereken bir şey. Ama sen onun sana olan iltifatını, hürmetini, ikramını, teveccühünü bildiğin halde senden kaynaklanmadığını, elindeki hakikatlerden kaynaklandığını bildiğin halde onun hürmetini kendi nefsin üzerine alırsan o zaman gasp etmiş olursun. Zaten Allah muhafaza bu da nedir? Tevhid nedir? Tevhid Allah'a ait olanları Allah'a iade etmektir tevhid. Şirk de Allah'a ait olanları kendi nefsin üzerine almaktır ki kendini Allah'a şerik ittihaz etmek. Allah muhafaza riya nedir? Üstadımız diyor ki, riyaya insanları sevk eden esbabın birincisi zaaf-ı imandır diyor. İman zayıflığıdır. İman zayıfladıkça insan her şeyin Allah'tan geldiğini bilmeyince bu sefer ne yapıyor? Bu sefer kendini satmaya, kendini öne sürmeye, kendi kendine bir şeyler yaptığını zannetmeye başlıyor. Üstadımız diyor ki, kainatta diyor tabiat, insanın şahsi aleminde ise ene. İkisi de tağutlardandır diyor. Yani ehli dalalet, ehli şirk, kainattaki icraatı tabiata verdiği gibi bütün mahlukattan sudur eden, ortaya çıkan icraatı, kemalatı mahlukata dağıttığı gibi güneş aydınlatıyor, rüzgar esiyor, toprak nimetleri veriyor diye bütün ikramları, icraatları sebeplere dağıttığı gibi kendinden sudur eden kemalatı da kendi nefsine veriyor. Sütü inek yapıyor, tavuğu yumurtayı tavuk yapıyor, sütü inek yapıyor, yumurtayı tavuk yapıyor, ipeyi böcek dokuyor, balı arı yapıyor. Öyleyse ben de yaptıklarıma sahip çıkabilirim. Benden ortaya çıkan şeyler de demek ki ben yapıyorum diye ne yapabilir? Her şeyi mahlukata taksim ediyor ta ki kendisi de kendinden sudur edenlere, kendinden ortaya çıkanlara sahip çıktığında ne yapsın? Rahat rahat ona konabilsin, onu kendi mülküne dahil edebilsin. Niri malından diyor, 10 lira çalan adam herkesin çaldıklarına göz yumar ki kendi çaldıkları ne olsun? Mübah olsun. Ona kimse bir şey demez. Bak kendisi Cenab-ı Hakk'ın ona nasip ettiği nimetleri kendi nefsine addettiği için, kendi üzerine aldığı için diğer mahlukatın icraatlarını da onlara dağıtıyor. Bunları da siz yaptınız diyor. İkisi de diyor tağutlardandır. Bizim mesleğimiz, davamız tevhid. Fakat enteresan bir şey, tevhid hedefine doğru ilerlerken kullandığımız yol, yöntem, vesile, vasıta enaniyet olursa dolayısıyla ne yapmış oluruz? Kendi davamıza bütün taban tabana zıt bir tavır sergilemiş oluruz ki en başta kendi davamızı kendimiz tepelemiş oluruz. Yani ne kadar komik değil mi? Şimdi tevhide hizmet ediyoruz ama en başta tevhid davasına hizmet ederken tevhide zıt bir tavır takınıp Allah Allah yapılan hizmetlerden dolayı kendimize pay alıp, nefsimize paye verip, nefsimizi bir şekilde değil mi burada fail kabul edip sanki bütün o kemalat bizden dökülüyor, sanki hidayeti biz insanlara veriyormuşuz gibi davamızla taban tabana zıt bir tavır takınmış oluyor. Şimdi 2. şuada çok enteresan bir ifade var. Diyor ki, tevhid ve vahdette cemali ilahi ve kemal rabbani tezahür eder. Yani kainata Allah canibinden bakarsak, tevhidle bakarsak Allah'ın cemalini ve kemalatını seyretmiş oluruz. Orada 3 tane örnek veriyor. Birincisi rızık, ikincisi şifa, üçüncüsü de hidayet. Rızık nimetine tevhidle baktığın zaman bir tarafta bütün rızka muhtaç olanlar, öbür tarafta da rızıklar ve nimetler, bütün rızka muhtaç olanların muhtaç oldukları rızıklarını bilip de yaratıp gönderen biri var diye insan kainattaki rızık hakkası üzerinde Rezzak-ı Zülcemal'in ne yapıyor? Cemalini seyrediyor. Nasıl bir rezzak ki her mahlukun münasip rızkını ona gönderiyor diye tevhidle baktığı zaman, tevhidle bakmazsa lokal olarak değerlendiriyor. Diyor ki karınca buradan rızkını buldu, öbürü de şuradan buldu, şu sebepten buldu, bu sebepten buldu. Sebeplere dağıtıveriyor. Şifa da öyle. Şimdi bir tarafta hastalar ve hastalıklar, bir tarafta şifa ve devalar. Allah Allah. Bütün hastaların, hastalıkların şifasını ve devasını yaratmış ve adeta dermanı olmayan bir hastalık yok. Bütün mahlukatın, bütün hastalıklarının şifasını yaratmış. Her birine bir vesileyle ikram eden Şafi Hakiki'nin cemalini seyretmek. Nasıl bir şafi ki her dertlinin imdadına derman olarak yetişiyor. Bir de müstakil olarak, lokal olarak bakınca adam diyor ki ben diyor şu ilaçtan şifa buldum, şu ot iyi geldi, şunu yaptım iyi geldi, şu şöyle bu böyle diye baktığı zaman lokal olarak tek baktığı zaman sebepler karşısına çıkıp orada boğulabiliyor. Şimdi enteresan bir şey var burada. Diyor ki hidayet nimeti nedir? Rızkı anlattık. Rızık rızkını bulmak. Şifa nimeti. Hastalandığımızda zaman şifayı bulmak. Hidayet nimeti ne? Hidayet Allah'ı bulmak. Fakat bazen insan hidayet nimetinin peşinde koşarken dalalete düşüyor. Allah Allah nasıl olur ki? Mesela diyor ki falanca diyor bana Allah'ı buldurdu diyor. Allah'tan başka hiçbir mahluk sana Allah'ı bulduramaz. Cenab-ı Hak ancak hadidir, kendini o buldurur. Ama birilerini vesile eder. Doktor bana şifa verdi, patron bana rızık verdi kelimesiyle Şeyh bana Allah'ı buldurdu. Falan hoca beni Allah'la buluşturdu. Falanca olmasaydı ben Allah'ı nasıl bulacaktım deyip de Allah'ı bulmak nimetini sebeplere taksim etmek aynen esbapta boğulup da bak hidayet nimetine giden yolda hidayetle taban tabana zıt, hidayetin tam tersi istikamette büyük bir dalalete düşüyor. Allah Allah. Halbuki neydi? Vesileydi ya. Şimdi enbiyaya muhabbet nasıl faydasız olabilir diye bir sual var. Peygamberlere muhabbet nasıl faydasız olabilir? Orada diyor ki enbiya ve evliyaya muhabbet nasıl faydasız olabilir derken cevap olarak diyor ki Rafizilerin Hazreti Ali Efendimiz'e, Hristiyanların da Hazreti İsa Aleyhisselam'a olan muhabbetleri gibi diyor. Alevilerin Hazreti Ali Efendimiz'e, Hristiyanların da Hazreti İsa Aleyhisselam'a olan muhabbetleri gibi. Şimdi bizim Peygamberimize olan muhabbetimiz bizi ne yapıyor? Allah'a yaklaştırıyor. Çünkü biz onu vesile olarak seviyoruz. Vesile olarak biliyoruz. Bizi Allah'a ulaştırıcı olarak bildiğimiz için onu ne kadar sevsek doğrudan doğruya Allah'ı sevmiş gibi oluyor. Ama onlar Allah'a ulaştırıcı vesile olarak değil de, araç olarak değil de amaç olarak gördüklerinden uluhiyeti, Cenab-ı Hakk'ın ilahlığını o peygamberlerine taksim ettiklerinden dolayı onu sevdikçe Allah'tan uzaklaşıyorlar. Onu sevmeleri Allah'ın uluhiyetini paylaştırıp sevenleri şirke götürdüğü için sevdikçe Allah'tan uzaklaştıkları için nedir? Faydasız gittiği gibi hatta ne yapıyor? Onları felakete sürüklüyor. Alevilerin de Peygamberimiz Aleyhisselam yerine Hazreti Ali'yi sevmeleri, hatta bazılarının haşa Allah yerine koymaları nedir? Bizzat onu sevmek. Vesilelerde boğulmak, vesileleri bizzat fail olarak, menba olarak kabul etmek demek felakete götürüyor. Biz imana, hidayete vesile olacağız. Kendimizin hiç olduğunu idrak etmek, bize yapılan iltifatlardan, alkışlardan, takdirlerden, tebriklerden dolayı doğrudan doğruya Allah'a şükrümüzü, hamdimizi, minnettarlığımızı ziyadeleştirmek gerekirken kendi üzerimize aldığımız zaman enaniyetimiz, gururumuz, kibrimiz arttığı zaman o zaman ne oldu şimdi? Hidayete hizmet ederken kendimiz dalalete düşmüş olduk. Okuduklarımız bize Allah'a yaklaştırıyorsa bizde tevazu ve mahfiyet suretinde ortaya çıkar. Eğer okuduklarımız bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa enaniyet suretinde bizde görünür. Öyleyse okumanın da neyi var? Bir usulü var. En başta neydi? Amelin ruhu. Amelin ruhu niyet. Niyetin ruhu da ihlas diyordu. En başta doğrudan doğruya nefsimize okumak, kendimize okumak ve bizzat istifade niyetiyle okumak. Yoksa ya ben okuyayım da kendimi geliştireyim de insanlara anlatayım. Gerek yok zaten. Sen okuduğun zaman, kendi nefsine okuduğun zaman o zaman kendin gelişirsin zaten. Ve senin üzerinde bu iman hakikatları tezahür etmeye, görünmeye başlayınca insanlara bir şey anlatmana gerek kalmaz. Zaten senin her halin davanı ve hakikati anlatır. Elbette burada 6-7 sene gözünüzde ve 20 seneden beri tahkikatınızda anlamışsınız ki ben şahsıma hürmet ve makam vermek istemiyorum. Sizleri o noktada şiddetle tekdir etmişim. Bana haddimden fazla mevki vermeyiniz diye size darılıyorum. Nasıl diyordu başka yerde? Ben kendimi beğenmiyorum. Beni beğenenleri de beğenmiyorum. Allah Allah. İnsan biraz düşündüğü zaman Allah Allah ya bizde tam tersi ya. Beni beğenmeyenleri hemen üstüne çarpı atıp siliyorum dünyamda. Beni takdir edenleri, beğenenleri de bağrıma basıyorum. Öyleyse ben doğrudan doğruya muhatabımı da ne için beğeniyorum? Beni beğendiği için beğeniyorum. Aslında kimseyi sevdiğim yok, kimseyi beğendiğim yok. Doğrudan doğruya yalnız ve sadece kendimi beğeniyorum. Buradan çıkan sonuç bu. Üstadımız bunu anlatıyor değil mi? Kendi nefsini sevenler başkalarını sevmezler. Sevseler de onlardaki menfaatlerini ve lezzetlerini severler. Adam seni sevmeyince hemen üstüne çizgi atıyorsun. Demek ki sen onu onun için değil, kendin için seviyorsun. Allah Allah. Men ittehaza ilahehu hevahu dedi bu. Yani normalde mesela diyelim birisi benim Rabbimi sevse ben onu severim. Niye? Çünkü ben Rabbime tapıyorum. Ona kulluk yapıyorum. Rabbimi sevdiği zaman onu sevmem lazım. Tam tersi. Rabbimi sevmesi değil de ölçüm beni sevmesi ise öyleyse ben kendimi Rab olarak kabul etmişimdir. Beni sevdiği zaman adamı seviyorsam, beni takdir edeni daha çok sevip onu baş tacı yapıp da beni tenkit eden veya sevmeyenden nefret ediyorsam öyleyse Allah Allah zor bir şey bu da ya. Hadi sev bakalım adam seni sevmiyor. Ben kendimi beğenmiyorum, beni beğenenleri de beğenmiyorum diyor. İnsanlar şimdi ehli hakikat ya diyelim muhataplarım ehli hakikat. Onlar enaniyet yapsam doğrudan doğruya, kendimi büyük olarak göstermeye çalışsam onlara, onlar ne yaparlar? Benim ehlakatın nazarında büyüklük nedir? Küçüklüğün ölçüsüdür. Benim ne kadar aşağı küçük bir mahluk olduğumu anlarlar. Nefis burada kurnazlık yapıyor. Diyor ki benim yaptığım enaniyet değil diyor. Bu benim şanım, şerefim, izzetim, haysiyetim diyor. Bunları önüne perde yapıp onun altında yine kendi enaniyet davasını güdüyor. Bir kadifeden kılıf yapmış. Onlar geçerli ya, şeref. Bu enaniyet sayılmıyor. Ama büyüklük, izzet, o da büyüklük ama enaniyet değil. Vakar, o da büyüklük ama enaniyet değil. Ama bunu daire içinde kendi kardeşlerine karşı şeref, izzet, vakar yapmaya kalkışırsan o zaman ne oldu? Sıfatların yeri, makamı değişince mahiyetler de değişiyor. Mesela bir komutan askerlere karşı makamın gerektirdiği enaniyeti yapması enaniyet sayılmıyor. Ama aynı gurur, aynı enaniyet, aynı duruşu gelip de evde kendi çoluk çocuğuna, hanımına karşı sergilemeye kalkışırsa o çirkin haslet sayılıyor, kötü haslet. Aynı haslet. Orada çirkin, orada güzel. Bu hasletlerin de yeri değişince dava içinde, dava arkadaşlarına karşı. Bunun adına adam ne diyor? İzzetime dokundu diyor. Şerefime dokundu. Haysiyetime dokundu diyor. Halbuki Üstad Hazretleri hatırlıyorsanız bir yerde çok enteresan bir ifade kullanıyor. Diyor ki kardeşlerimden rica ederim ki diyor birbirlerinden südür eden çirkin sözlerle birbirlerine darılmasınlar. Birbirine hakaret etti, çirkin bir söz söyledi, rencide etti, aşağıladı. Bundan dolayı birbirlerine darılmasınlar. Ben o sözlerin tamamını kendi üzerime alıyorum. Bin haysiyetim ve şerefim olsa kardeşlerimin arasındaki ukuvvet ve muhabbete feda ederim. Ya Allah aşkına biz mi daha şerefliyiz, haysiyetliyiz, izzetliyiz, vakarlıyız Üstad mı ya? Üstad o izzetini, o şerefini, o haysiyetini bizim aramızdaki ukuvvete feda ediyor. Biz de şerefime dokundu, izzetime dokundu, haysiyetime dokundu. Ne izzetimiz varsa, ne şerefimiz varsa, ne haysiyetimiz varsa, günahımızdan başka neyimiz varsa dokunuyor bize. İşte o şeref değil, haysiyet değil, izzet değil. O perdenin altında nefsin enaniyeti. Senin aslında enaniyetine dokunuyor ama sen ya bizim de bir izzetimiz var canım, bizim de bir şerefimiz var. Damarıma dokundu. Said abi peki aynı hali dava içinde değil de mesela davayı bilmeyen, hizmeti bilmeyen akrabalarımız veyahut da arkadaşlarımıza da mı göstermemiz gerekiyor? Yani aynı hal orada da mı olması gerekiyor? Yani şöyle, onlar eğer bizim davamıza hücum ediyorlar, düşmanlık ediyorlarsa onlara karşı davanın izzetini, vakarını göstermek zaten boynumuzun borcu. O enaniyet sayılmıyor. Ama onları davamıza kazanmak için, onların herhangi bir düşmanlığı olmadığı halde biz onları davamıza kazanmak için o zaman boynumuzu bükeriz, tevazu gösteririz, mahfiyet gösteririz. Orada izzetimiz, şerefimiz, haysiyetimiz hepsi feda olsun. Yeter ki onlar davayı anlasınlar, davanın hakikatini keşfetsinler. Yoksa Allah muhafaza bazen enaniyet engel oluyor. Adam şimdi akrabaları içinde bakıyorsun buz gibi. Neymiş? Davamın izzetini göster. Ya bırak kardeşim şurada insanları kucakla. Davanın izzetini küffara karşı göster. Onlar sana aşağılarlarsa, hücum ederlerse tamam o zaman eyvallah. Ama onun dışında davayı tebliğ ederken devamlı ne olması lazım? Senden istifade etmelerini istiyorsan toprak gibi mahfiyet, terk-i enaniyet ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır diyor. Şimdi üstadımız anlatırken şeylerden bahsediyor. Cenab-ı Hakk'ın arşlarından bahsediyor. Mesela ne vardı? Hava arşı, su arşı, nur arşı, bir de toprak diyor değil mi? Şimdi diğerleri nedir? Şeffaf, berrak. Onlarda görünmeyebiliyor çok şeyler. Toprak ise tamamen mahfiyet. Değil mi? Hepsi nerede? Havada, kimisi su, kimisi nur. Ama toprak ayaklar altında. Ne kadar pislik varsa hepsini kabul ediyor. Cesetleri göm, cenazeleri göm, pislikleri göm. Ne varsa hepsini kabul ediyor. Hiç itiraz etmiyor. Ne kadar hakaret edersen et. Yüzüne tükür, pislikler saç. Hiç itiraz yok. Tamamen mahfiyet. Ama bütün güzellikler oradan çıkıyor. En çok oradan istifade ediyoruz. Bizden de ne kadar çok istifade edilmesini istiyorsak o kadar mahfiyet, tevazu, alçak gönüllülük ve toprak gibi yerle bir kendimizi böyle adeta sıfırlamamız gerekiyor. Bunun ölçüsü nedir? Bir adam şöyle mübarek yapsa kendini, boynunu bükse, ya işte tevazu yapıyoruz falan, mahfiyet. İşte ne yapalım biz de tevazu. Adam şimdi ne dedi? Bak tevazu perdesi altında bir enaniyet bu da. O daha şiddetli, daha dehşetli, daha felaketli. Niye? Yani abin tevazu yapmayı da bilir. Ona göre yani. Tevazunun da en alasını biz yaparız. Tevazu yapılmaz. Mütevazi olunur. Tevazu yapmak demek kendini makam sahibi görmek ama kendini yüksekte görüp aşağıda göstermeye çalışmak demektir. Bu nedir? Daha büyük bir enaniyet. Kendini yüksekte görüp aşağıda göstermeye çalışmak. Halbuki mütevazi olmak kendinin hiç olduğunu idrak etmek. Üstadımız diyor ki tevazu suretinde söylemiyorum. Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattır. Ya üstad ne tevazu yapmış be. Tevazu yapmadım diyor ya. Tevazu yapmıyorum diyor. Hakikati söylüyorum diyor. Gerçek hakikat da bu zaten. Ama işte kendisini sıfırlayabilen, kendisini yok sayan, her şeyi doğrudan doğruya ondan bilen bir insan bu işin zirvesi işte. Maneviyatta makamlar sıfıra doğru büyüyor. Kendini sıfır bilen zirveyi bulmuş demek. Tasavvufta bir mertebe var ya. Neydi o? Hiç. Hiç. En zirve mertebe hiç. Ama mesela insan kendi üzerine aldığı zaman, Allah muhafaza, değil mi o kemalatı, o hakikati, şunu bunu kendi üzerine aldıkça alçalıyor, aldıkça alçalıyor, aldıkça alçalıyor. En son ne oluyor mesela? Firavunlaşıyor. Uluhiyet iddia ediyor ya. Bizim hizmetimizde oluyor, olmuyor mu bu? O da hizmetkarlık kisvesi altında. Nereden belli olacak bizim tam tevazuda olduğumuzu? Cenab-ı Hak test ediyor. Senin gerçekten mütevazi olup olmadığın, tevazu mu yapıyorsun yoksa gerçekten mütevazi misin? Şöyle biri karşına çıkıp da damarlarına dokunacak bir şekilde bir hakaret etti mi sana? Aşağıladı mı? Veya şöyle yaptığın, becerdiğin, başardığın bir şeyi ya ne yaptın sen? Hiçbir şey de beceremiyorsun dediği zaman şöyle bütün damarlarına aynı anda dokunduğunda pençeleri çıkarıyorsan o zaman bil ki sen tevazu perdesi altında mütevazilik altında kedi gibi boynunu bükmüşsün ama içeride aslan yatıyor. Dokunduğun zaman aslan pençesi çıkıyor. Dışarıdan koyun postu. İşte bu insanın tevazu yapıp yapmadığını gerçekten iç dünyasında kendini hiç bilmesi. Şimdi bir gün birisi böyle hizmette kalan birisi ya. Dershanede kalan birisi. Böyle çok da kamil böyle hakikaten ciddi manada böyle hizmetin ruhunu anlamış, idrak etmiş. Hizmet için böyle hayatını vakfetmiş bir abiye ağır hakaret etti. Biz de şahit olduk buna. Ben de teselli olsun diye yanına gittim. Dedim ki abi onun namına senden özür diliyorum dedim ya. Adam dedim haddini aştı. Kendi sıfatlarını söyledi sana falan diye. Yok kardeşim dedi. Vallahi az söyledi dedi. Vallahi az söyledi. Ben onların daha ağırına layık olarak görüyorum kendimi. Ben biliyorum kendimi. Bana bir şey anlatma dedi. Allah Allah. Halbuki adamın hayatı gözümüzün önünde yani. Her anını bizzat seyrediyoruz adamı. Onun dışında başka boyutlarda başka şeyleri yaşama ihtimali yok. Ama bak ne kadar kendini aşağı, ne kadar kendini adi, ne kadar kendini böyle değil mi, sıfırda görüyor. Biz ona yapılan hakarete tahammül edemedik. Ama o kadar sakince, hiç zerre kadar sinirlenmeden, sanki sinirler alınmış gibi. Baktım Allah Allah ya. Az bile dedi diyor. İşte o testmiş. Allah seni test ediyor. Tevazu mu yapıyorsun yoksa mütevazi misin? Değil mi? Şan ve şeref perdesi altında enaniyet. Bazen tevazu perdesi altında enaniyet. Bu hizmette enaniyetle istihdam olmak mümkün değil. Ya sen kendin enaniyetinden vazgeçersin ya da Cenab-ı Hak senin enaniyetini törpüleye eritir. Eğer erimeyi kabul etmezsen, nasıl diyor İhlas sayesinde? Şahsiyetini ve enaniyetini nerede? Kevser Kur'ani'den süzülen tatlı bir havuzun içinde eritmektir diyor. Şimdi havuzun içinde eriyen buzlar ne olur? Havuzla bir olur. Havuzdan kimse onları ayıramaz artık. Komple havuzu boşaltman lazım onları ayırmak için. Ayıramaz. Ama erimeyen buzları havuzdan ne yaparlar? Ayırabilirler. Biz de davadan ayrılmak istemiyorsak erimek zorundayız. Ve bu davaya sağlam tutunursak, erimekte zorlanıyorsak bu dava bizi ne yapar? Eritir. Yani şöyle mesela diyelim dağdan bir kütük getirdiler marangozun dükkanına. Kütük sert, budaklı, yontulmayı kabul etmiyor. Bana dokunmayın diyor. Dokunursanız kırılırım. Öyledir sert ağaçlar. Yontulmaya gelmez. Yontamazsın. İşleyemezsin. Beni delerseniz çatlarım, patlarım. Aman şöyle yapamam, şuna gelemem, buna gelemem. Eğer marangozun elinde yontulmayı kabul etmezsen o zaman bir de marangozun neyi var? Sobası var. Ya yontulmayı kabul edip seni yontacaklar, delecekler, kesecekler, biçecekler, testerelerle değil mi ne yapacaklar? Sen hepsine razı olacaksın. Direnmeyeceksin. O zaman sultanın sarayına mobilya olma ihtimalin var. Yoksa ben dokundurmam. Abi bizde nefis var ne yapalım diyor. nefsin enaniyetini korumak vazifesiyle vazifelendirilmiş gibi ona dokundurmamak için. Bizde nefis var abi, ne yapalım? Ne yapalım sende nefis varsa? İşte o nefsi eritmemiz gerekiyor, yontmamız gerekiyor, delmemiz gerekiyor. Yoksa bu işin, değil mi? Bir de ne var? Marangozun sobası var. Doğru sobaya. O yüzden hani bu mananın, bu davanın içinde devam etmenin ikinci bir yolu yok. Mutlaka, muhakkak enaniyetten vazgeçeceğiz. Enaniyetten nasıl vazgeçeceğiz? Ben bugün enaniyetimden vazgeçtim. Şimdi enteresan bir şey. Havuzun içindeki buzlar erirse o buzların birbiriyle çarpışma ihtimali yok. Ama erimezse devamlı ne yapacaklar? Birbiriyle çarpışma ihtimali var. O ona çarpacak, o onu kıracak, o onu dökecek. Şimdi hizmette de böyle. Eriyemeyenler devamlı birbirine çarparlar. Birbirine mani teşkil ederler. Birbirini ezerler, birbirini kırarlar, dökerler. Ama eriyince yok ki neye çarpsın? Hakikaten ya, adam ne dersen de yok. Sanki karşında hiç kimse yokmuş gibi. Ne yapıyor? Bütün üstadın işte kendisi bizzat ya. Bütün o çirkin sözleri, hakaretleri kendi üzerime alıyorum diyor ya. Allah Allah. Said tam toprak gibi mahfiyet ve terk-i enaniyet ve tevazu mutlakta bulunmak şarttır. Yani Said olmak isteyenler, değil mi? Said'in peşinden, arkasından gidenler tevazu mutlak diyor. Mutlak. Mutlak demek bir şeyin mutlak mertebesinde zıttı bulunmaz. İçinde enaniyet bulunmayan tevazu demek. Ha, tevazu mutlak. Paspas gibi. Üzerine basıp geçecekler. Zübeyir abinin ifadesi var yani. Yükselecek ayakların altına omuzlarımı koymaya hazırım diyor. Benim üzerime basın çıkın diyor ya. Kim bu? Üstadın kainata değişmem dediği Zübeyir Gündüzalp. Allah Allah. Kainata değişilmeyen bir şahsiyet kendini nerede görüyor? O zaman hizmet ediyor işte bak. Hala yaşıyor ya. Hala onun o yaşadığı manalar bizi ihya ediyor. Değil mi? Bize fayda veriyor. Cenab-ı Hak o şuuru, o ruhu bize nasip etsin inşallah. Yoksa hakikaten üstadımız diyor ki ikinci niyet ihlasın ölümüdür diyor. Birinci niyeti öldürür diyor. Tevazuğa niyet onu izale eder diyor. Rahata niyet onu izale eder. Mesela bir insan rahat edeyim diye askere bazen gidiyor adam, rahat edeceğim diye gidiyor. Her şey ona batıyor. Her şey onu rahatsız ediyor. Ama meşakkate talip oldu mu, meşakkate niyet de onu izale eder diyor. Adam meşakkate talip oldu mu her şey ona kolay geliyor. Rahat. Niye? Çünkü adam zaten zor şartlara kendini ne yapmış? Şartlandırmış. Her şey kolay geliyor ona. Şimdi ikinci niyet, birinci niyeti ne yapıyormuş? İzale eder diyor. Ne gibi? Çekirdeğin içinden hareket gelip de kabuğunu kırıp ağaç olması gerekirken ikinci bir hareketle kabuğunu dışarıdan delsen o kabuk delindiği an çekirdeğin mahiyeti bozulduğu gibi. Yumurtanın içinden bir hareket gelip de içeriden civciv kendisi kabuğu kırıp da muhteşem, mükemmel, rengarenk bir tavus kuşu olacakken sen dışarıdan bir hareketle müdahale edip de iradenle onu deldiğin zaman o civcivi öldürdüğün gibi tevazu, mahviyet, ihlas, samimiyet bunlar neymiş? İçeriden gelecek hareketler. Ya biraz samimi olayım, biraz tevazu yapayım, biraz ihlaslı olayım diye ikinci bir niyetle mümkün olmayan şeyler bunlar. İkinci bir niyetle olmaz. Nasıl? İçimizden nasıl gelecek? Bekleyeceğiz abi, içimizden gelecek. Bir gün gelir. Bir insanın içine ne girdiyse o çıkar. Toprağa ne ektiysen o çıkar ya. İçine ne girdi? İçine insanın iman hakikatleri girdiyse, Allah'ın büyüklüğü, azameti girdiyse, marifetullah girdiyse ondan içeri dışarı ne çıkar? Tevazu çıkar, mahfiyet çıkar, ihlas çıkar, samimiyet çıkar. Her an, her yerde onun tasarrufunu görmek, neticede onun huzurunda riyaya girmeden halis ve samimi, içi dışı bir, her halini gören bir zatın huzurunda şeffaf ve berrak bir duruş sergiler. Ama diyoruz ya adam, ya abi içinde olacak. Öyle içinden durduk yere gelmez. Bir tanesi dedi ki, abi ben dedi İhlas Risalesi'nin düsturlarını yazdım. Onları tek tek dedi uygulamaya çalışıyorum. İhlası kazanmak için. Düsturları uyguladıktan sonra geriye ne kaldı? Olur mu? Adam İhlas Risalesi okuyarak İhlas Risalesi'ni ezberlese olay bitti mi? Ya İhlas Risalesi'nin içinde ihlası kazandıran iki sebep var diyor. Birisi rabıtay mevt, diğeri neydi? Tefekkür-i imaniden gelen lemat ile bir nevi huzur kazanıp onun huzurunda başkalara bakmak ve öded aramak o huzurun ödevine muhalif olduğundan ne yapar? İhlası kazanır, riyadan kurtulur. Yani tefekkür-i imani dediğine öyleyse iman. İman kuvvetlendikçe ihlas artar. İman eşittir nedir? İhlas ya. Ama iman zayıfladıkça da insan Allah'ı tanımaktan uzaklaştıkça Cenab-ı Hakk'ın hakiki marifetinden uzaklaşınca insanda kıyası bin nefs ortaya çıkıyormuş. Kıyası bin nefs de ne demek? Allah'ın gerçek marifetini unutunca, ondan uzaklaşınca Allah'ı kendiyle kıyaslamaya başlıyormuş. Kendisi muhatabının içini göremediği için Allah'ın da kendisinin içini göremediğini zannedip Allah'a karşı da bir şekil yapıyor. Allah'a karşı da dışarıdaki hareketleriyle, yapmacık tavırlarıyla Allah'ı aldatacağını zannediyor. Kıyası bin nefs şu: İnsan bilmediği şeyleri bildikleriyle kıyaslar. Bildikleri içinde de en yakın mahiyetle kıyaslar. Mesela elma, sarı bir elmaysa bildiği portakalı biliyorsa ne yapar? Ona benzetir, ona kıyaslayarak öğrenmeye çalışır. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın mahiyeti zaten bilinmez. Kul onu bilemez, tartamaz. Fakat esma ve sıfatları var ya Cenab-ı Hakk'ın. Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatlarına mahlukat içinde en çok benzeyen insan. Bütün isimlerinin numuneleri var insanda. İnsan Allah'ın marifetinden uzaklaşınca bu sefer kendiyle kıyaslamaya başlıyor Allah'ı. Kıyası bin nefs dediğimiz bu. Tamam, Allah'ı insan kendindeki numuneciklerle kıyaslayıp tanımak noktasında marifetullah'ta enedeki ölçücükler, rasatlar, mizanlar kullanılması marifetullah'a insanı sevk eder. Burada bahsedilen o değil. Burada bahsedilen Cenab-ı Hakk'ın marifetinden uzaklaştıkça, Allah'ı unuttukça bu sefer Allah mefhumu içine kendini koyuyor. Allah'ı kendiyle kıyaslayıp haşa Cenab-ı Hakk'ın sonsuz iradesini, sonsuz nazarını, sonsuz meşiyetini, sonsuz ilmini kendi sınırlı, kayıtlı, sonlu ve adeta kör nazarıyla kıyaslayıp, mesela diyelim kendisinin göremeyeceği bir yerde bir suç işlendiğinde onu bilmediği gibi, haşa Allah'ın da göremeyeceği bir yer var, ben de orada bir suç işlersem onu da Allah görmez zannediyor. Allah'ı tanımaktan uzaklaştıkça insan kendindeki kıyaslarla haşa Allah'ı tartıp, ölçüp, kendi kafasında bir Allah anlayışı ve o Allah'a karşı da ne yapıyor? Yolsuzluk yapıyor, aldatıyor, gizliyor, saklıyor. Ben diyor muhatabın içini bilmediğim gibi haşa Allah da benim içimi bilmez diye içinde farklı, dışarıda farklı, içeriden pazarlıklı, farklı bir ikiyüzlülük yapıyor. Bunlar hep aslında Cenab-ı Hakk'ın marifetinden uzaklaşmaktan kaynaklanıyormuş. Mesela o biyedihil hayır bahsi var ya, orada Allah'ın nazarını anlatıyor. Yani ilahi bakışı anlatıyor, ilmi ilahi anlatıyor. İlmi ilahiyi öyle bir anlatıyor ki ve bunun akli ve mantıki ispatını yapıyor. Röntgen şuağı nasıl senin ciğerine kadar görüyor, senin görmediğin taraflarını görüyor. İnsan ilmiyle, değil mi, ne yapıyor? Dışarıda 5 duyu organıyla ihata edemediği şeylerin içine ilmiyle girebiliyor. Güneş nasıl eşyanın içine sızıyor? Bütün bu nurları yaratan, nurların nuru, bütün bu mahlukata bu özellikleri verenin kendisi eşyanın her tarafını, her cephesini, içini, dışını, hatta hayallerine kadar göremez mi, bilemez mi diye kainattaki icraatından Cenab-ı Hakk'ın nazarının nasıl her şeyi ihata ettiğinin akli ispatını yapıyor. Ondan sonra insanın en son cümleni diyor: Ey insan, düşün, nasıl bir zat sana bakar ve bilir, bil ve ayır. Karşındaki muhatabın, değil mi, şimdi adam bazı oluyor ya, mesela şeyhin huzuruna çıkıyor. İşte diyorlar ya, bu şeyh adamın kalbini okuyormuş. Eyvah, ceketi düzelttik, gömleği düzelttik. Tamam da adam içeriği görüyor, ne yapacağız? O zaman mecbur içeriği de düzeltmen lazım. Şimdi muhatabın bakışlarına göre tavır alıyoruz biz. Aynı onun gibi Cenab-ı Hakk'ın nazarının her şeyi nasıl ihata ettiğini, Allah'tan hiçbir şeyi gizlemek, saklamak mümkün olmadığını insan bilince o zaman mecburi içi dışı bir olmak zorunda. Şeffaf, berrak, değil mi? Adeta iç ve dış ittifakı içinde bulunmak zorunda. Kendini Allah'a satıyorsa, ama insanlara satıyorsa her türlü oyun oynayabilir. Çünkü insanların çoğu onun içiyle dışını ayıramazlar. Dışarıdan kendi, değil mi? Şimdi oluyor mesela, tezgahta adam mal satıyor, siliyor, parlatıyor, çürük tarafını gizleyip insanlara yutturabiliyor, değil mi? O sattığı mal kendisi aslında. Çürük tarafını gizleyip insanlara kendini satıyor. Ama Cenab-ı Hak her tarafını görüyor senin. Allah'a satamazsın. Ha, niyetinde kendini Allah'a satmak varsa, Allah'a beğendirmek varsa, öyleyse şeffaf olmak zorundasın. El-Fatiha.